Geldiniz. Şifalı mutfağımızda yine şifalı kürlerle sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü çorbamızın ismi, yemeğimizin ismi akciğer çorbası. Çok harika gıdalar var içerisinde. Öncelikle neler olduğunu anlatacağım. Daha sonra tarifi vereceğim ve hangi gıdaları niçin kullandığımızı ve mizaçlarıyla ilgili kısaca bilgi vereceğim. Evet, kullanacağımız malzemeler yaklaşık 250 gram kadar kuzu eti, yani bunu 100-150 gram kadar da şey yapabilirsiniz. Yani ailedeki kişi sayısına bağlı. Yaklaşık 150-200 gram kadar kuzu eti kemikleriyle birlikte olursa çok daha iyi olur arkadaşlar. 2 adet turp, 1 adet havuç ve yeşil soğanımız olacak. Yalnız yeşil soğanda şöyle bir şey olacak. Biz büyük kısımları, yani kalın kısımları, beyaz kısımları çorbanın içerisine direkt pişireceğiz. Solda küçük ince olanları katacağız. Evet, şimdi öncelikle tarifimize geçiyoruz. Yağ olarak hangi yağı kullanacağız? Susam yağını kullanacağız arkadaşlar. Çünkü susam yağı özellikle akciğerle ilgili sıkıntılarda oldukça başarılı yağlarımızdan birisi. Arkadaşlar öncelikle susam yağımızdan biraz ekliyoruz. Direkt yağ da etin kızarmasını istemediğimiz için bir miktar katacağız. Suyumuzdan katacağız. Susam yağını bolca katabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra etimizden ekliyoruz. Etin öncelikle pişmesi gerekiyor. Sebzeleri eklemeden önce. Böyle parça parça çok fazla doğramamaya çalışalım etimizi. Ve suyumuzdan da bir miktar ekliyoruz. Yaklaşık 1 litre kadar. Evet, tuzumuzdan ekliyoruz. Bizim olmazsa olmazımız, özellikle akciğerleri desteklemede karabiber. Biraz ben bol katarım. Sizlere de tavsiye ederim. Ve tabii ki toz zencefil. Yine biraz bol katıyorum. Ve arkadaşlar, çok bilinmeyen bir şey, anason kuru sıcak mizaca sahiptir ve akciğer hastalıklarında çok güzel açıcı özelliğe sahiptir. Çok az bir miktarıyla anason ekliyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. O süreçte gıdalarımızı doğrayacağız. Çorbamız hazır, mis gibi pişti. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle bolca etimizden katalım. Evet. Evet arkadaşlar, üzerine bir miktar susam katalım. O da çok güzel bir lezzet katıyor. Bir de daha önce doğradığımız yeşil soğanlarımızdan da şöyle bir miktar ekliyoruz. Çorbamız hazır. Evet arkadaşlar, bu çorbamız ne işe yarıyor? Şimdi içerisinde neler vardı? Kuzu etimiz vardı, turbumuz vardı, havucumuz vardı ve yeşil soğanımız vardı. Teker teker incelediğimiz zaman turp, havuç ve yeşil soğanın mizacı nemli sıcak mizac. Tam akciğerler için en faydalı olan mizaca sahip. Bunun yanında etken madde yönünden de bu etkilere sahip.
Çorbamızı bu şekilde hazırladıktan sonra eğer akciğerle ilgili rahatsızlığınız varsa günde bir defa tüketebilirsiniz. Bunun dışında eğer öyle bir sıkıntımız yoksa haftada bir iki defa tüketilmesi akciğerin desteklenmesine yardımcı olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın. Hoşçakalın.